Domates çorbasını konserve olarak hazırladım. Mikser, blender kullanmaya gerek yok. Hemen kavanozu açıp çorbayı yapıyorsunuz. Bu şekilde denediğinizde memnun kalacaksınız. Bu kışta bunu deneyin derim arkadaşlar. Domates çorbası 2 kişilik oldu arkadaşlar. Bayağı büyük bir kase. 2 kişi rahatlıkla doyabilecek şekilde oldu. Ve içerisine de kaşarını attım. Muhteşem bir domates çorbası yaptım arkadaşlar. Ve bunun videosunu şuraya bir yere linkini bırakacağım. Mutlaka izleyin, kışlık olarak hazırlayın ve tüketin. Bakalım nasıl yapmışım bu çorbayı. Hemen 3 dakikada bir domates çorbası olur mu, olmaz mı? Birlikte izleyelim. İyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, Sevgiyle Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma da hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben bugün bu öğrenciler için ve evde tek yaşayanlar için yaptığım domates püresini, domates çorbasını şimdi nasıl çorba olarak tüketeceğimizi göstereceğim sizlere. İçerisinde yağ yok, tuz yok, sarımsak, domates ve soğan var. Bir de kapya biber var. Bu şekilde püre haline getirmiştim bir önceki videomda. Ve şimdi kapağını açtıktan sonra şişeyi nasıl çorba haline getireceğimizi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yapımına geçiyorum. Öncelikle tenceremin içerisine zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağını isteğinize göre koyun. Zaten çorbamız çok olmayacak. 2 yemek kaşığı kadar koysanız yeterli olacak. Bunun içerisine silme 1 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Şöyle 1 yemek kaşığı unu ekledim ve tenceremi ocağa koyuyorum. Şöyle bir domates püresi için, domates çorbasının püresi için küçük bir bardağın yarısı kadar da süt ekleyeceğim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi unumu güzelce kavuracağım. Hafifçe pembeleşecek un. Unun kokusu çıkana kadar dediğimizde arkadaşlar, çok hafif pembeleşmesidir unun. Yani kıpkırmızı kavurmayacağız. Şu kıvam çok iyi. Bakın. Hafif o beyaz rengi birazcık koyulaşacak. Şimdi bunun üzerine bu domates püresini ekleyeceğim. Şöyle yavaş yavaş karıştırarak ekledim. İyice karıştıralım ki topak olmasın. Şimdi bununla bir de sıcak su ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, bir dolu da sıcak su ekledim. Çorbamızın kıvamı tam geldi. 2 kişilik çorba oluyor arkadaşlar bu. Çorbam kaynamaya başladı. İnanın 3 dakikada çorbayı yaptım. Şimdi birazcık karabiber. Şimdi tatlandırmak damak zevkinize kalmış. Karabiber ekiyorum. Tuzu katacağım. İsterseniz acı pul biber de katabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı da tuz yeterli. Bir çay kaşığı tuz yeterli. 3 dakikalık çorbam hazır. Bu çorbayı mutlaka yapın arkadaşlar. Linkini buraya bırakıyorum. Nasıl yapıldığını, domates püresinin nasıl yapıldığını öğrenmek isterseniz linkini bırakıyorum arkadaşlar. Oradan bakıp püreyi yaparsınız. Çorbam hazır. Şimdi bunu kaseye alınca
Üzerine kaşar peyniri ekleyeceğiz. Altını söndürdükten sonra da şu çeyrek, biraz önce yarım dedim ama çeyrek bardak sütü içerisine koyacağım. Burada 2 kişilik çorba var. Şimdi bu çeyrek bardak sütümü de ekliyorum. İsterseniz arkadaşlar krema da ekleyebilirsiniz. Ben krema tercih etmedim. Süt ekledim. Şimdi ocağın altını söndürüyorum. Çorbamız hazır. Domates çorbası şahane bir görüntüsüyle hazır arkadaşlar. Ve kaşarları içerisine bırakıyorum. Yapan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni takipte kalın. Hoşça kalın.